Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Biz Duru'yla kahvaltı yapacağız. Böyle yumurtalı ekmek ikişer tane yapıyorum. 4 dilim kestim. Çayıma bakalım. O da çökmüş. O zaman Duru'yla bize afiyet olsun. Size de afiyet olsun eğer sofradaysanız. Anne. Hepinize selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Çamaşırlarım askıdaydı. Hepsini kaldırdım. Hadi gidiyoruz. Nereye gidelim aşkım? Atta gidiyoruz. Atta mı gidelim? Evet. Hadi. Nereye gidelim mesela? Atta gidelim. Ütülenecekleri ayıralım. Hadi ana atta gidelim. İşim var ama bak. Abla gelecek okuldan. Gidemeyiz ki. Gidemeyiz ki. Aşırı baba da şu. Aşırı dikeceğiz. Anne. Baba da şu. Aşırı dikeceğiz. O zaman baba gelsin. Gidelim tamam mı? Hı. Tamam baba gelsin. Aşırı baba ne dedi? Evet. Evet. Olur. Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Baba Arkidişler. Bay bay Arkidişler. Öyle mi diyorsun sen? Ana bu babi ne otu? Ne? Babi ne otu bu? Ne anneciğim o bu benim. Bu babi ne otu? O benim kotlarım. Beni tattı. Seni tattı. Anne. Evet. Bu da benim. Anne. Hı. Bu da bedi. Yavaş otur, bozdun her yeri. Otur. Otur anneciğim. Ama böyle iş yapamam. İçeri gider misin sen? Böyle iş yapamam. Hayır anne. Bak hep karıştırdın burayı. Kalk. Anne. Anne. Ama bozuyorsun bak. Bunları ütüleyeceğim daha işim var. Ama bu ben otu. Tamam kurumuş montun. Kurumuş ya. Oley. Şunu oturuyor anne. Anneciğim orada iner misin lütfen? Şunu oturuyor ben. İn oradan. Bir iş yaptırmıyorsun. İn oradan. Çalıştı. Anne iş yaptı. Hadi in oradan anneciğim. Anne. Hı. Onları asacağım. Bak onları. Neyse çamaşırları katladım geldim ama bu biraz mızmız. Bugün hiç mutlu değil. Bugün mutsuz gününde. Halbuki bugün sevgililer günü. Mutlu olman lazım. Çorba ısınıyor. Ha çorba istedi benden. Altını yaktım şimdi. Ablamızla bir yarım saate kadar gelir. Salçalı makarna yapıyorum onlara. Ne anneciğim? Isınıyor. Altını yaktım. Soğuk içemezsin. Çok sabırsız. Ben bunu var ya 9 ay nasıl durdun sen içeride bilmiyorum. Çok sabırsızsın Duru. Bir iki işim vardı. Onları hallettim. Aslında daha da işim var. Yarın benim misafirim var. Sen otur ben getireceğim. Bak konuşamıyorum ama sen otur. Bir şey konuşturmuyor bana. Gerçekten. Bana bir şey ver. Bana ne vereyim sana? Ne vereyim? Yarın dediğim gibi misafirim var. Akşamdan tatlımı böreğimi hazırlayacağım. Yani böreği saracağım pişmesi için. O yüzden bir iki işimi hallettim şimdiden. Alışverişe gideceğim. Rıza gelince eksik bir iki bir şey var. Onları alırım. Unum azalmıştı. Un alırım. Sizle birlikte yaparız. Ama tatlıya daha karar veremedim. Ağlayan pasta mı yapsam? Gelin pastası mı yapsam? Gelinlere yakışır. Haşhaşlı pasta mı yapsam? Ne yapayım anneciğim? Çorba. Çorba diyor. Çorba mı yapayım misafirlere? Evet. Allah'ım yarabbim. Kayınvalidemin kuzeni gelecek. Gelini gelecek kuzeninin. Daha sonra amcalarının eşlerinin gelinleri var. Gelin yani daha doğrusu ben onunla hiç tanışmadım. Onunla ilk kez tanışacağız. Kuzeniyle gelini tanıyorum kayınvalidemin. Hatta buna çok yakın oturuyorlar. Az bir sokak ötemde oturuyorlar. Bir ara Elif'e gidelim işte yeni taşındı ev açtı falan nasip olmadı gitmek diye kayınvalideme söylemişler. Ben de buyursunlar gelsinler dedim. Yarın inşallah onlar gelecek. O yüzden hazırlık yapacağım.
Temizlik işim de var biraz. Aslında ben bugün halıları yıkamaya gönderecektim. Salon halısıyla Azra'nın odasındaki halı kirlendi baya. Ama dedim onlar da gelip gitsin o zaman. Halısız olmaz çünkü. Yedekleri de yok. Pazartesi gönderirim artık yıkamaya. Hep pastel boya yapmışlar Azra'nın odasındaki halıyı. Mecbur yıkamaya gidecek o. O giderken bunu da göndereyim dedim. Siliyoruz ama bir şey döküldüğü zaman yine de yıkanmış gibi olmuyor. Neyse şu makarnaya bakayım. Azroş gelir. Yanına da köfte kızartırım. Dolapta yine saklama kabında köftelerim var dünden kalma. Öyle yerler ikisi öğlen yemeği niyetine. Akşam içinde bir şeyler düşüneceğiz artık bakalım. Boncuk makarna haşlıyorum. Bunu böyle salçalı tereyağlı çok seviyorlar. Yanına da köfteyle dediğim gibi güzel olur. Yoğurt da koyarım onlara. Ama bu ablasını beklemiyor. Çorba diye tutturdu. Mecbur altını yaktım erkenden. Azra'nın gelmesine var ama önden içsin bakalım. Mis gibi tarhana koktu vallahi mutfak. Dün böyle birazını içmişti. Zaten çocuklar içti. Biz içtik birer kase. Yine var yani bayağı. O yüzden bugün yapmadım. Senin anneciğim ekmek doğrayacağım şimdi. Hazırladım buraya bak. Ekmeğimizi doğrayalım. Kızlar yemeklerini yediler. Ben de onlarla birlikte bir iki bir şey atıştırdım. Şimdi yarın için mantar kurabiye yapacağım. Seneler oldu yapmadım arkadaşlar. Belki YouTube'a ilk başladığım zamanlar yapmış olabilirim. Neredeyse 2 senedir yapmadım. Ama çok da sevdiğimiz bize bir kurabiye. Çocukluğumuzun kurabiyesi çünkü yengem yapardı bize, dayımın eşi. İlk onda görmüştük böyle, o zaman yaşımız daha çok küçüktü. Çok da severdik çayla birlikte. Aklıma geldi. Baktım malzemelerim de var, yapayım dedim. Hemen size de söyleyeyim, şöyle bir paket yani 250 gram yumuşak margarin kullanacağım. Ben böyle besellerden, kutu besel evimde hep oluyor. Margarin yumuşasın diye beklemeye zaman yok şu anda. 2 tane yumurta kullanacağım. 400 gram kadar nişasta var. Benim zaten bu 2 paket doldurmuştum buna ben kavanoza. Bunu olduğu gibi kullanacağım. 1 su bardağı pudra şekeri kullanacağım. Kabartma tozum, vanilya. 1,5 çay bardağı kadar da unum var arkadaşlar. Unu kontrollü ekleyeceğim. Çoğunluk nişasta zaten. Daha sonra da kakao ile birlikte şeklini vereceğiz. Ben şimdi hamurumu yoğurayım. Ondan sonra bakarız artık. Hamurumu yoğurdum. Bu şekilde yuvarlak şekil verdim. Şimdi burada kakaom var. Şurup şişesi ile arkadaşlar onun ağzıyla birlikte şekil vereceğim. Normalde maden suyu şişesi oluyor ama benim evde maden suyu kalmamış. Aklıma şurup şişeleri geldi. Onu şimdi bir tanesini yıkadım. Onunla birlikte üzerlerine kakaolu şeklini vereceğim. Önce kakaoyu ucunu bandırıyoruz bir şekil, bu şekilde. Dur anneciğim, kakao sıçramasın. Sonra şöyle şeklini veriyoruz. Hemen çalıştırdım. 180 dereceye ayarladım. Kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Böyle bile çok tatlılar. Bakın piştikten sonra da çatlayacaklar kenarlarından. Yerken ağızda dağılıyor. Tek başına yiyemiyorsunuz. Mutlaka yanında çay içmeniz lazım. Yoksa insanı tıkıyor biraz. Ama çok da lezzetli oluyor gerçekten. Kızlar kurabiyenin başında bekliyorlar. O kadar güzel kabardılar ki bakar mısınız? Evet. Hava geliyor. Ortada bir tane de. Yiyecek misin? Yiyeceğim ben. Sabırsızlanıyor musun? Baba.
Azra sen? Can burada bende hava geliyor böyle. Ama yanarsınız anneciğim. Duru da ayarıyla oynar. Tamam. Eliniz yanar. Eliniz yanar. Tamam. Böyle mantarları bu. Tamam bak. Bunları şimdi bir 5 dakika sonra alacağız. Tamam mı? Kurabiyeler soğudu. Şöyle tapır kabıma alayım dedim. Kapağını da kapatacağım. Azra tam 4 tane yedi. İnanır mısınız? Çocuk vallahi mantar kurabiye hasret kalmış. Dedim ya uzun zamandır yapmadım diye. Ben daha tadına bile bakmadım. O 4 taneyi götürdü. Sabaha kalır herhalde misafirlere bilmiyorum. Vallahi 2 tepsi mi yapsaydım. Gerçi bayağı çıktı ama. Yavaş anneciğim. Duru'yu bugün uyutmadım. Nasılsa az uyuyor. Gündüz uykusunu bugün iptal ettim. Dursun bakalım kaça anne kadar duracak. Evet. Anne. Evet. Anne. Ben şimdi kendime bir Nescafe yapacağım. Oturacağım vallahi artık. Akşam yapacağım tatlımı, tatlı için daha erken. Bunun şimdi kapağı da var. Şöyle. Ha, niye kapanmadı? Ha. Tamamdır. Saat 5.30'a geliyor. Akşam yemeği hazırlığındayım. Bakın sevgililer günü hediyemi gösteriyorum. Bir bağ marul. Siparişlerim geldi en azından. Bir demet marul beni çok mutlu eder. Hemen salata yaptım. Dünden kalanları kızartıyorum. Makarnam da var. Çorbamı da ısıtacağım. Salatayı da yaptık zaten. Bugün de böyle. Allah bereket versin. Olmayanlara da versin inşallah. Ailecek nereye gidiyoruz? BİM'e gidiyoruz alışverişe. Oraya bir TV ünitesi gelmiş. Bana yazıp durdunuz. Sabahtan beri Instagram'dan kaç kişi resmini attı. Bakalım orada varsa bir bakacağız. 200 TL fiyatı da gayet uygun. Mobilyası da güzele benziyor. Resimde bilmiyorum. Yakından nasıl? Ona bakacağız. Hem de benim yarın misafir hazırlığım için eksik bir şeylerim var. Onları alacağız hep beraber. Hava da güzel. Çocukları da aldık. Tamam. Tamam gidiyoruz abi, bakalım. Tamam, Adnan abiyi aradık. Şarjlı bir Eizon'da var. Eğer dedik üniteyi alırsak gelirsin abi diye. Sağ olsun her işimize koşuyor. Aysun ablanın eşi. Ne dedi Rıza? Alırsan beraber yaparız. Alırsan beraber yaparız demiş. Bir bakalım üniteye beğenirsek alacağız zaten. Bence çok güzel. İlanda gördüm. Azra. Efendim. Biz marketten geldik. TV ünitesini bulamadık. Şu anda Zonguldak'ta hiçbir BİM'de yokmuş arkadaşlar. Görevliler öyle söyledi. Alamadan geldik o yüzden. Hiçbir şeyde kalmamış aktüel ürünlerden. Neyse alışverişimizi göstereyim. 2 paket süt aldım. Bir tane de evde vardı ama tatlı falan da yapacağım için alayım dedim. Göğüs aldım. Şehriye salatası yapacağım yarın inşallah. Tavuklu şehriye salatası. O yüzden közlenmiş biberle turşu aldım. Benim kendi turşum var ama market turşularını salatada seviyorum. O yüzden bundan da aldım bir tane. Yumurtam yine evde 5-6 tane vardı. 15'li alayım dedim. Toz şekerim çok az bir şey kalmıştı. Şeker aldım. Nanem bitmişti. Bir tane nane aldım. Patates çok almadım. 101'de kasada bu kadar kalmıştı zaten. Fazla patates yoktu sepette. Biraz un aldım. Kebirin yoğurdunu aldım. Daha sonra yarın saçaklı poğaça yapasım var mayalı. Labne peyniri aldım arasına sürmek için. Onu da zaten yarın yaparız beraber. Şöyle bir tane konserve mısır aldım. BİM'in yufkası çok güzeldi. Bugün geldiğini söylediler. Günlük yufka aldım oradan. Bunun içinde 5 tane var. Benim de işimi görür zaten. Bu Doktor Ötker'in ürünleri bir tek 101'de var. BİM'in ürünlerini sevmiyorum. Dapne yazan çikolata sosuyla kakaosunu sevmiyorum. O yüzden 101'e girdim bunlar için. Kakao aldım. İkili çikolata sosu aldım. Burada da üçlü krem şanti var Doktor Ötker'in. Bu 9.90'dı üçlüsü. Kakao 6 liraydı bu paket sanırım ama gerçekten güzel oluyor. Çikolata sosu da yine ikilisi 6.25 mi öyle bir şey olması lazım. Aldıklarım bu kadar 150 lira para harcadık. Bunları yerleştireyim. Ondan sonra ağlayan pasta yapacağız sizde. Büyük borcama pasta yapacağım anlayacağınız. Bakalım bir şeyler daha yaparız herhalde. Akşam çayımızı içtik. Bulaşıkları da hallettim.
Ağlayan pasta yapacağım. Biliyorsunuz yarın misafirim var. Tatlıya karar verememiştim. Ona karar verdim. Onu şimdi hemen kekini çırpayım, fırına atayım. Daha sonra da kıymalı muska böreği saracağım arkadaşlar. Yufka aldım. Onu da akşamdan hazırlayayım ki sabah fırına verebileyim. Mayalı kalsın sabaha. Salata kalsın. Şimdi bir çeşit salata daha yapacağım ama onu akşamdan yapacağım, patates salatası. O yüzden ocağa hemen patates atayım, haşlansın. Onu böyle tart kalıbında sunumlu yapacağım. Soğuk da olabiliyor yani, sıkıntı yok. Kalıpla birlikte dolaba koyarım, sabah da elime gelir. Çekebildiğim kadar yine size çekeceğim. Daha önce hep verdiğim tarif bu ağlayan pasta olsun, muska böreğini de yapmıştık sizinle ama peynirlisini yapmıştık. Bu sefer dedim kıymalı yapalım. Neyse annemi aradım. Dedim yarın sen de gel. Annemi tanıyorlar. Çok da seviyorlar. Dedim kayınvalidemin kuzeni gelecek gelinliyle. Sen de gel anne dedim. Sabahtan gel dedim hatta ona. Kahvaltı yapıp mı gelir yapmadan mı gelir bilmiyorum. Erkenden gelecek. Öyle bakalım. Yarın güzel bir oturmamız olacak inşallah. Diyetimi soruyorsunuz. Şu oturmayı atlatayım. Yine sahalara geri döneceğim inşallah. Bu ara böyle biraz serbest takıldım. Malzemelerimi hemen hazırladım, sizle de paylaşayım. Büyük dikdörtgen borcama yapacağım. 4 yumurtam var, 1 su bardağı unum var, 1 su bardağı şekerim var, 4 yemek kaşığı sütüm var, sadece bu kadarcık gördüğünüz gibi. 3 yemek kaşığı dolusu kakaom var, vanilya kabartma tozu. Ne yapacağız başka? Yağ yok bunda arkadaşlar. Hemen hamuru çırpayım, borcama dökeyim. Ağlayan kekim. Ağlayan kekim yalnız. Neyse kekim 15 dakikada pişti arkadaşlar. Çok güzel içini çekti bakın. Bayağı da güzel kabardı yalnız, malzemesi az olmasına rağmen. Şimdi ben çikolata sosumu da yaptım. Çikolata sosum da burada. Krem şantiyi de çırpıp şimdi dolaba atacağım. Bu da burada soğusun. Kekin ilk sıcaklığı gidince 1,5 su bardağı sütle ıslatacağım keki. İyice soğuduktan sonra da krem şantiyi. Bu da iyice soğuduktan sonra üzerine sos gelecek zaten. Ağlayan pastamız bu kadar arkadaşlar. Basit ama güzel bir tatlı gerçekten. Kekimi ıslattım. 1,5 su bardağı soğuk sütle ilk sıcaklığı gittikten sonra krem şantimi de çırptım. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Çikolata sosuyla bunun iyice soğuması lazım. Kekin de öyle. Yoksa üzerindeki o krema birbirine giriyor. Eğer alttaki kek sıcak olursa krem şanti hemen eriyor üzerinde. O yüzden bunu gece yatarken hepsini birleştirip dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Duru'yu uyutmam lazım. Çok uykusu geldi. Ondan sonra kalan işlerime devam edeceğim. Saat 9.30. Duru'yu uyuttum da geldim. Çünkü çok uykusu gelmişti. Patates attım ocağa. Böyle küçük doğradım ki hemen haşlansın diye. Yarınki salatam için lazım bana. Biraz tuz gezdirdim. Zaten görüyorsunuz köpürmeye başladı. Burada da 3 tane havucu rendeledim. Soteliyorum arkadaşlar. Patatesi ezdikten sonra içine bunu katacağım ve tart kalıbına dökeceğim. İçine maydanoz da doğrayacağım. Tuzunu ekleyeceğim ve hepsini harmanlayıp tart kalıbına dökeceğim dediğim gibi. Yarın sabah da sarımsaklı mayonezli yoğurt yapacağım üstüne. Basit bir tarif ama çok güzel oluyor. İstanbul'dayken Elifciğim yapmıştı bize. Ona dedim akşamdan yapsam olur mu dedim. Yo dedi, olmaz dedi. O yüzden dedim bu da aradan çıksın, sabaha sıkıştırmayayım dedim. Bunu hafif böyle döndüreceğim arkadaşlar. Aynı tarator yapar gibi zaten. Ağlayan pastam da iyice soğudu. Krem şantisiyle çikolata sosunu dökeceğim üzerine ve artık dolaba kaldıracağım onu. Onu da şimdi beraber yaparız sizle. Böyle sotelensin. Hatta altını kıssam mı bilemedim. Birazcık kısalım altını. Kekim burada arkadaşlar, iyice soğumuş. Hemen krem şantiyi üzerine yerleştireceğim. Ağlayan pastam hazır arkadaşlar dolaba girmeye. Çikolata sosunu çok da böyle karıştırmadım, hani beyazla birlikte karışmasın diye. Sabah zaten Hindistan ceviziyle üzeri kapanacak. Ondan sonra servis edilecek. Şimdi doğru dolaba giriyor. Patateslerim de haşlandı. Havuçlarla birlikte birleştirdim. Maydanozla dereotu ekledim.
azıcık sıvı yağ, azıcık da tuz ekledim arkadaşlar. Güzel eziyorum şimdi. Tart kalıbına streç filmin üzerine yayacağım. Sabaha kadar bekleyecek. Bu da güzel bir tarif oluyor. Çok lezzetli oluyor. Elif de yemiştik, hala tadı damağımda. Biz bunun çanağını yapardık böyle. Çanak yapardık böyle top top. Ortasına havuç, üstüne sarımsaklı yoğurt yapardık. Böyle kuş yuvası gibi olurdu. O da çok lezzetli oluyor. Yani aynı tarif ama biz bunu şimdi kalıpta yapacağız. Ben bunu güzel ezeyim, kalıba dökeyim bir an önce. Bu güzellikte dolaba girmeye hazır. Hepsini buna boşalttım. Güzel üstünü de kapattım. Yarın sabah ters çevireceğim dediğim gibi. Şimdi sıcaklığı biraz gitsin. Ondan sonra kaldırırım artık. Elif'in işi bitti mi? Hayır. Şurada bakın. Bulaşık beni bekliyor. Bunları hemen kaldıracağım. Kıyma kavuracağım börek için. Çay demledim. Akşamki çaydan pek bir şey anlamadık. O da oturana kadar bunları hallederim. Ondan sonra da artık gece yarısı börek sararım. Makinamı da çalıştırdım. Bu da bitmek üzere. O yüzden bunları neden elinde yıkıyorsun Elifçim demeyin. Bazen yazıyorlar bana, elinde niye yıkıyorsun, makinen yok mu diye. Sığmayanlar ya da böyle plastiktir, granittir, tahta kaşıktır, tavadır. Ben bunları hiç makineye atmıyorum. Çelik tencerelere atarım normalde ama hani plastik leğenleri ve şu tavaları tencerelerle birlikte hiçbir zaman atmıyorum arkadaşlar. O yüzden elime kuvvet, yıkayacağım vallahi. Bulaşıkları hallettim. Çayımla veda edeyim dedim size. Ben de çok yoruldum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sanırım böreğimi de yarın sabah erkenden yapacağım. Çünkü gerçekten omuzlarım falan bayağı artık gitmiyor. Kaç saattir de mutfaktayım. Neyse, sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Misafir hazırlığım yarın devam edecek. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Hoşça kalın.